Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Duman'ı böyle bir geziye çıkardım. Biliyorsunuz Züney'e söylemiştim ben Duman'ı gezdireceğim diye. Ama salmayacağım arkadaşlar çünkü saldığımız zaman bir de onu tutamayız. Şöyle dedik şu tarafa doğru, sete doğru çıkaralım. Sete doğru gezi videosu çekelim. Zaten orada da bakın bir komşumuz köpeğini gezdiriyor. Biz de onun yanına doğru gideceğiz. Yani o da köpeğini tutacak. Biz de köpeğimizi tutalım bir bakalım. Onunla ilk defa karşı karşıya gelecekler Duman. Yani o arkadaşımız da burada besliyor köpeğini. O da bugün geziye çıkarmış. Biz de onu görünce Duman'ı çözdük dedik bir gezdirelim. Bakalım Duman'ın yabancı köpeklere karşı tepkisi nasıl olacak? Duman. Arkadaşlar bu arada o köpeğin ismi Bozok. Bozok da Erzincan'da 150 milyara satılan bir köpek vardı. Atak. Atak'ın kardeşi arkadaşlar. Bozok. Ben öyle bir şimdilik bir Bozok'un yanına gidip Bozok'u size yakından çekeyim. Bozok. Arkadaşlar. Kardeşim hoş geldin. Arkadaşlar bu meşhur Atağan kardeşi. Bozok. Nasıl toparlamış mı? Hı, toparlamış bayağı kendini. Arkadaşlar Bozok da bayağı bir yüksek. Yani Duman'a göre bayağı bir boylu. Şöyle bir karşılaştıralım arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın Bozok da bayağı bir kemikli ve sallı bir köpek. Duman'ın zaten boyunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir istersen yavaş yavaş sal abi. Şey yapsın. Korkmasın mı? Oğlum. Bir şey de yapmaz ya. O koklasın bir oğlum. Bozok da bayağı bir sallıymış. Bozok. Gel bozuk bozuk buraya gel. Şişt, bozuk. Ya böyle boyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Bozok da bayağı bir sallı köpek. Aralarındaki boy farkını görüyorsunuz zaten. Şöyle doğru yürüyelim. Ya oraya doğru yürüyelim. Gel, Bozok. Gel, Bozok. Gel. Hayır. Arkadaşlar iki dev gerçekten karşılaşması çok. Arkadaşlar yani birbirine bir girseler arada biz gerçekten çok ciddi bir şekilde yara alırız. Çünkü Bozok da bayağı bir iri. Duman da biliyorsunuz zaten ne kadar iri olduğunu. Bu da bizim mahallemizin psikopatı arkadaşlar. Bu gerçekten bir psikopat. Ama insanları pek sevmiyor arkadaşlar. Hemen insanlar görünce kaçıyor içeri. Şşt! Bozok! Duman gezme derdinde. Bozok. O da gelmiyor ki. Orada da köpekler var arkadaşlar. Şey komşumuzun. Onlar da biz geziye çıktığımız zaman set yolunu artık kullanmıyorlar. Pişt 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 pişt. Bozok.
gezmenin derdine düşmüş. Ama ne kadar çok pislediler ya. Gezdirmiyoruz ya köpeklere o yüzden. Belki geldiğine belki atış. Bizim köpekler bayağı bir havlıyorlar. Arkadaşlar vurma, şey yapma. Böyle sakince. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Şşt. Duman. Gel 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 oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Arkadaşlar ufaktan birbirine üstünlük sağladılar. Dur oğlum. Dur. Dur oğlum. Hayır. Evet arkadaşlar, tekrar çiftliğimize doğru döndük. Çiftliğimize doğru gidiyoruz. Bozok'la bu arada Duman ufaktan bir kapıştılar ama sonradan birbirine uyum sağladılar. Şu anda çok uysal tavırlar gösteriyorlar. Kardeşim sen Bozok'u sahiplendirmeyi düşünüyorsun değil mi? Aynen abi. Arkadaşlar bu arada Bozok Erzincanlı meşhur Atağan kardeşi. Yani aynı soyundan arkadaşımız onu sahiplendirecek. Yani Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Yani gerçekten çok güzel bir köpek. Damızlığa da çok iyi. Diş durumu nasıl kardeşim bunun? Abi bu yaşlı, bu 6 yaşında. 6 yaşında var. Dişleri kırık he. Damızlık. Yani bunun sadece şu anda damızlık olur o zaman. Bir hafta ancak, tecrübe katır. Enik yetiştirir. Aynen çok güzel. Aslında güzel bir damızlık olur. Tamam oğlum. Arkadaşlar bakın şöyle çekeyim. Görün arasındaki boy farkını. Yani gerçekten bayağı bir sallı köpek. Arkadaşımız onu sahiplendirecekmiş. Bozuk. Çok da ciddi bir köpek arkadaşlar. Sert. Yani damızlığa da çok iyi olur. Damızlığa da çok iyi olur. Bakın arkadaşlar şöyle. Abi biz Duman'ı götürelim. Arkadaşlar çiftliğimize doğru gidiyoruz. Duman. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Arkadaşlar burada da bir efsane bir köpek var. Gerçekten çok güzel bir kurtçul. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar işte Duman'ı salmak istemiyoruz. Çünkü saldığımız zaman yakalayamayız. Gerçekten çünkü uzun zamandır bağlı olduğu için böyle zincirle falan gezdiriyoruz onu. Şimdi bıraktığımız zaman yakalayamayız. Bir de burada kızan sürüleri bayağı bir fazla. Ondan dolayı biz köpeklerimizi, yani daha doğrusu uysal olmayan köpeklerimizi salmıyoruz. Yani diğer köpeğimi biliyorsunuz arkadaşlar. O biraz uysal kendisi. Kendisinin hiçbir kötü bir huyu yok. Çomar çok uysal. O yüzden çomarı istediğim zaman salabiliyorum. Ama bunu salamıyorum arkadaşlar. Çünkü bu biraz sıkıntılı o konularda. Şöyle şu anda çiftliğimize geçelim arkadaşlar. Duman'ı bağlayalım. Evet arkadaşlar çiftliğimize geldik. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da böylece sonuna geldik. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.